Bir şey mi istiyorsunuz Bahar? Yo, dolaşıyorum. Beyim, kızın yanına mı? Hı, ne oldu? Çıkma istersen beyim. Niye lan? Ne yaptın bakalım? Hiç. Ne yapacağım ki? Evdeydim. Hı. Sıkıldın mı? Biraz. Ben üstümü değişip çıkacağım. Müsaade edersen. Ne yapacaktın lan? Ne yapacaktın ha? Öldürecek miydin beni? Yüzüme bak! Allah belanı versin senin! Aşağıdakilerden silah araklamak da bitiyor mu lan gerizekalı? Fark etmeyeceğim mi sandın? Sen kendini ne zannediyorsun kızım? Ya öldür beni Civan! Öldür bitsin bu eziyet ya! Sus sus! Zayt! Buyur beyim. Çıkar at şu evden. Nereye beyim? Çıkar at ulan işte evden. Al! Al yürü! Yürü! Konuşma, yürü! Yürü lan! Benim. Sen dua et, mekan dolu. Civan Bey başımda. Yoksa neler neler yapardım sana. Git lan! Yürü git lan! Yürü, yürü git! Şşş! Yalçın! Kalk. Ne oluyor be? Ağam görüşecek seninle. Yürü. Nadir'in yerini bir kez daha bulabilir misin? Bulurum ağam. Hemen, yarın. Denerim ağam. Haber verirsin baranlara. Tabii ağam. Ama benim biraz masrafım olabilir. Baranla halledin. Baş üstüne. Çık hadi. Ağam, kusura bakmazsan... Söyle. Bu adama güvenmeyelim ağam. Barındırmayalım yanımızda, dert olacak başımıza. Olana kadar işimize yarasın Baran. Bundan hala maşam olur. Nadir'i ararken daha fazla yakmayalım elimizi. Sonrasına da bakarız. Nasıl istersen ağam. Buyur abi. İyi misin aslanım? İyiyim.
bu eve gelin geleceksin. Öyle istedi babam. Sen ne diyorsun bu işe? Ben konuşmuyorum artık o konuda. Neden? Cemre'ye sor, anlatır o sana. Civan lütfen. Ne? Bir şey mi dedi kızım? Hoşuma gitmiyor bu halleriniz. Sen boş ver bizi. Sen nasılsın onu söyle. Bak kurtulmuşsun yatmaktan, ne güzel. Nesi güzel? İyileşiyorsun Mahur Hanım. Belki kalkar oynarsın kızının düğününde ha? Evet. Serseri. Güldürme beni şu halimle. Ama çok yakışıyor sana. Seni de istiyorum yanımda. Cemre evlense bile gitmiyor bak. Yalnız bırakmıyor beni. Sen de dön eve. Babanın yüzünden kaçma bizden. Dur bakalım anne. Şimdilik iyi böyle. Sen benim kusuruma bakma yeter. Üzülme de. Tamam mı? Gidiyor musun hemen? Gideceğim. İşlerim var. Uğrarım ama. Allah'a emanet ol yavrum. Sen de annem. Yolcu edeyim ben seni. Yok yok, rahatsız olma. Civan. Hep böyle olsan. Annemin yanındaki gibi. Sakin, sıcak. Hayırlı günler. Şuradan sana ebelenmeden geçemeyecek miyim ben ya? Mekan böyle, ben ne yapayım? Çekil şöyle. Cemre ile kocası da geliyor. Kocaman bir aile oluyoruz, ne güzel değil mi? Ya, şahane. Sen de dönersin belki yakında. Hasta annenin başında beklersin. Ha? Aa, bırak! 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 Annem bir gün bile şikayet ederse senden. En ufak bir hatan olursa öldürürüm seni. Bu kadar mı seviyorsun anne? Kes, dinle! Ne sülalen umurumda olur, ne de o kocan. Gelir o kafanı sıkarım. Elimi kolumu sallaya sallaya çıkarım buradan. Kıskanıyorsun bizi değil mi? Ne? Babanla ben mutluyuz diye deliriyorsun. Mutlu falan değilsiniz. Sen kimseyi mutlu falan edemezsin. Sor babana. Bırak şimdi babamı. O yaştaki adamın aklını almak kolay. Amca mutlu edebildin mi? Durmuyordu lan bile yanında. Yüzüne bakmıyordu. Ne aptalmışım. Acıyordum o zaman sana. Varmış adamın bir bildiği. Biz dışarıda takılıyor diye kızıyorduk. Ne bilelim evdekinden kaçtın. Unutmadım mı amcanı hala? Ben unuttum. İstersen sana da unutturayım. Hastasın lan sen. Harbi hastasın. Efendim? Evet. Tanıyorum, evet. Ne? Nerede? Söyle Gazi. Çıktı komiserim. Buyurun. Bahar Aydoğan. Ulaşabildiniz mi akrabalarına? Arattı arkadaşlar. Ama şimdilik kimseyi bulamadı komiserim. İntihar olduğu kesin mi? Kesin. Görgü tanıklarına göre tren gelirken raylarda oturuyormuş. Tamam. Bak hadi işine. Ne derdi vardı kim bilir.
Görenlerin anlattı. Ağlayarak gelmiş. Bir süre yürüyüp oturmuş raylarının üstüne. Sonra da bir daha kalmamış. Bahar. Yazık oldu. Çok yazık. Benim yüzümden Gazi. Saçmalama. Git dedim kıza. Git ne yaparsan yap. Gitti öldü o da. Ne dediğini bilmiyorsun üzüntüden. Git dermanda bekle beni. Bir bakayım neler öğrenebiliyoruz. Sonra gelirim yanına. Peki. Beyim. Sen mi geberttin lan? Yok beyim. Saldım sokağa gitti. Elimi sürmedim yemin ederim. E nasıl olmuş? İntihar etmiş. İntihar mı? Hadi bakalım Gazi Efendi. Götür beni Nadir Cura'ya. Amma daldın şu resme daha. Git başımdan. Cansu, çıkmadı mı daha kimlik taraması? Çıktı komiserim. Siz olmayınca ben aldım. Ver bakayım. Nadir Cura demek. Ölüm tarihi 27 Aralık. Ölmüş mü adam? Hatıra fotoğrafı demek. Allah rahmet eylesin. Ne ölmesi? Ben bugün gördüm bu adamı. Beyim. Kız en son buradaydı. Polis dönüp bize sarmasın yine. Giden gitmiş. Neyine saracaktı? Alo. Çıkıyor musun Gazi? Şimdi çıkıyorum oğlum. Siz tamam mısınız? Tamamız, hadi. Kim bunlar be? Nasıl kovuyorlar seni kendi evinden? Ne bileyim kızım. İhbarı da bunlar yaptı herhalde. İki günde mahvettiler beni.
Polis de ayrı canımı okudu zaten. Gidecek yerim yoktu. Sen geldin aklıma. Bana geleceksin tabii. Bitireyim programı, geçeriz benim eve. Sağ ol Betül. Unutmam bu iyiliğini. Aşk olsun. Diyordum ama sana. Zamanında bırakacaktın. Öyle ulu orta çalışmayacaktın. Ama sen çok farklısın sanki. Gizli saklı koparıyorsun milleti. Ne farkımız var? Ben sizin gibi değilim kızım. Benim sanatım var. Doğru bak. Bende o yok. Hadi gel, başlarız birazdan, bir şeyler içelim. İyi hadi. Lan. Allah kahretsin. Sakın Yalçın, sakın. At silahını, at. At lan. Beni aramıyor muydun? Ben valla kötülük için değil. Kes lan! Kes! Kim saldı seni peşime? Aziz mi? Aziza. Tahmin ettiğimiz gibi. Bu şerefsizi kullanacak kadar düşmüş mü Aziza? Evi de sen buldun değil mi lan? Buldum. Ama böyle olacağını bilmiyordum Nadir. Yemin ederim. Gör, merak ettim lan. Nasıl buldun evi? Bahar. Bahar'ı takip ettim. Bahar? Aziza'nın yanından çıktıktan sonra bırakmadım peşini. Sana geldim. Yeter, kes lan! Yapma. Ne olur acı bana Nadir. Allah aşkına. Bak, sana çalışırım istersen. Her türlü pisliğini biliyorum Aziza'nın. Nadir, yapma ne olur. Hem gönül. Gönül'ün de yerini biliyorum. Ne? Gönül Mersin'de. Gittim gözümle gördüm. Yemin ederim sana, yalan değil. Götürürüm istersen seni. Gönül'ü bulmak istemez misin? Karın değil mi o senin Nadir? Tek kelime daha etme lan. Ne yapacağız bunu abi? Aga. Kazma kürek arabada getireyim mi? Dur be oğlum. Nadir, ne yapıyoruz? Madem Aziz'in köpeği olmuş artık, götürüp kapısına bağlıyoruz.